Hızır Ali'nin kanalına hoş geldiniz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Ülkemize sağlık, huzur, bereket getirsin inşallah. Pandemiden dolayı dünya zor bir durumdan geçti. Tabii ki ülkemiz de bundan çok etkilendi. Ekonomik olsun, ruhsal olsun, insanlar çok sıkıntılardan geçti. İnşallah bunlar hepsi geride kalır. İnşallah ülkem kalkınır. İnşallah içindeki benim kardeşlerim refah içinde yaşar. Bizim de çabamız ülkedeki insanımız kalkınsın, ülkemize de bir şeyler katsın. İnşallah sizler de bu yaptığımız çalışmalardan faydalanırsınız. Ülkemiz de bu şekilde kalkınır. Şimdi biz ne yapmıştık? Daha önceleri kozalaklara kuzu göbeği mantar dokusunu aşılamıştık. Dokuyu tohuma çevirmeden direkt kozalaklara aşılamıştık. Şu arkada gördükleriniz kuzu göbeği aşıladığımız turbalarımız. Onları ellemiyorum çünkü karıştırdığın zaman sarımları zarar göreceği için böyle koyduğumuz gibi bırakıyoruz. Bu ön kısımdakiler de biri şiitake, biri istiridye. Onlara da 5 Temmuz'da aşılamıştık. Şu anki son durumu bu şekilde. Bakın sarımları bu şekilde oldu. Ve biz bunları şimdi buzdolabına kaldırdık. Daha önce kuzu göbeğini kaldırmıştık. Şimdi de bu iki çalışmamızı kaldırdık. Bunu kaldırmadaki nedenimize gelince istiridye mantarı sıcak havalarda da soğuk havalarda da normal şartlarda çıkan bir mantar olduğu için şitake ve kuzu göbeği o şekilde olmuyor. Onun en sevdiği havalar serin olan havalardır. Şimdi bu sıcak havalarda biz de tohumumuz kendini sarıp bu sefer mantar veremezse ne olacaktı? Çalışmamız boşa gidecekti. Biz de bu şekilde buzdolabına aldık. Sonbaharda yani havalar serinleyince ne yapıyoruz? Tohumlarımızı yani kuzalaklara aşıladığımız mantar tohumlarımızı dışarıya alıyoruz. İstiridye ve şitake poşetlerimizde başka bir çalışma yapılmayacak. Sadece iki taraflı açılacak. Şu şekilde bir açılma yapılacak ki toplu şekilde mantar versin. Kuzu göbeği poşetlerimize gelince de onlara da bazı karışımlarımız var. O karışımlarımızı hazırlayarak kuzu göbeği, kuzalaklarımızı o karışımların içine ekeceğiz. Bunu da yaptığımız zaman bunlar da sizlerle paylaşılacak. Zaten bizim buradaki amacımız sizleri geliştirip sizlere bir şeyler öğretmektir. Sizler de eğer kendi bu şekilde tohumunuzu yaptıysanız, sarımınız olduysa şu anki sıcak havalarda buzdolabına alın. İstiridye mantarı için sıkıntı yoktur. O her şartta mantar veriyor. Bunu gördük. Ama şitake olsun, kuzu göbeği mantarı olsun, 14 derecelerde çıkan mantarlar olduğu için yani serin havalarda çıkan mantarlar olduğu için de sonbahar ve ilkbahar olması en uygun olan mevsimlerdir. Biz de bu mevsimi bekleyerek çalışmalarımızı o şekilde yönlendiriyoruz. Hepinize hayırlı çalışmalar diliyorum. İnşallah sizler de güzel bir şekilde bu yaptığımız çalışmaları kavrarsınız. İnşallah sizler de birer başarılı mantar tohumcusu ve yetiştiricisi olursunuz. Hepinize yeniden hayırlı bayramlar.